oğlum Faruk. Sizin sayenizde sesimizi duyuruyoruz seni. Evlendikten beri gün yüzü gördüm. Hep kire çektim seni. Kocamı terk ettim. Üç tane çocuk. Adamın umurunda değil. Ne yer ne içerler. Okul masrafları var, başka şeyleri var. Hiç umurunda değil. Eve gelip yan gelip yatıyor. Sonra bir gün benim de canıma tak etti, topladım çocukları. Bir dakika. Çok özür dilerim. Sanıyorum bir telefonumuz var. Merhabalar. Nereden arıyorsunuz acaba? İstanbul'dan. İstanbul. Çok güzel. Kiminle görüşüyoruz? Müjgan. Müjgan Hanım. Sanıyorum bizi izliyordunuz. Hanımefendinin durumu ortada. Siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz bu konuda? Vallahi kadın haklı Selin Hanım. Bana sorarsanız çok bile dayanmış. Bu sorumsuz adamlar aşk meşk davasına kandırıyorlar bizi. Sonra yıkılıyorlar üstümüze. Hayat maalesef geçip gidiyor. Bir bakmışsınız sefalet içindesiniz. Yalnız çok özür dilerim. Televizyonunuzun sesini bir parça kısmanızı rica edebilir miyim? Bütün kadınlara sesleniyorum buradan. Uyanık olun. Boş vaatlere sakın kanmayın. Çok doğru söylüyorsunuz. İyi günler. İyi günler. Yalvarıyormuş dön diye. Adam olaydı da evine ekmek getireydi. Geçti borun pazarı bir kere. Anneciğim, sana ne el alemin kocasından karısından sabah sabah? Bırak şunları ya. Hem ablam nerede? Yılmaz Bey Mercedes'iyle kaza geçirmiş. Hastanede onun başında. Ne? Ne kazası? Ne olmuş? Niye söylemedin? Otur kahvaltını bitir. Bir şey yok. Önlem için tutuyorlarmış. Zaten o hurda motorun iki teker üzerine durması bile mucize. Allah'tan arkasına ablan yoktu. Biliyorsun tek kaskla idare ediyorlar. Ve kask hep ablamın başında. Alo? Nasılsın abla? Ben yeni duydum ya. Yılmaz abi nasıl? Tamam. Geçmiş olsun. Tamam söylerim. Yılmaz abi iyiymiş. Hastaneden çıkarıyorlarmış. İyi. Bütün gece boşu boşuna yattık. Bir şeyim yok dedim size. Yılmaz, bugün sakın işe gelmeye kalkma ha. Dinlen biraz oğlum. Ben Ahmet abiye anlatırım durumu. Salih şu cep telefonunu yine versene bir. Sema'yı arayayım da işe gelmeyeceğimi söyleyeyim. Çıktı Sema'cığım çıktı. Sağ ol. Yok ben işe gelmeyeyim diyorum bugün. Sen beni idare edeversen. Bilmem. Aklıma bir şey gelmiyor. Kafa mı kaldı? Sen bir şey uyduruver işte. Bir şey lazım mı sana? Tamam. Hadi hoşça kal. O zaman bugün bizim. Evet bizim. Oğlum yeni çıktın hastaneden. Eve gel de yat dinlen biraz. Evet abi hiç değilse doğru dürüst bir kahvaltı tabii yap. Tabii oğlum dinlen vallahi ya. Ya bütün gece yattım demir gibiyim. Hem hava da çok güzel. İyi sen bilirsin. Benim işe gitmem lazım. Hadi eyvallah. Hop ne oldu benim motor? He. Halil Usta'ya emanet ettim. İlgileniyor. Hazır tamire girmişken sağını solunu da toparla dedim. Nasıl olsa parası senden çıkmayacak. Eyvallah. Hadi eyvallah. Oğlum binme artık şu musibete. Anacığım bir kez düştük diye motordan vaz mı geçeceğiz? Annen haklı. Çok korkuyorum. Sen deli İstanbul trafiği senden deli. Tamam söz veriyorum. Bundan sonra dikkatli olacağım. Cemil hadi anamı eve götürün. Anacığım merak etme turp gibiyim. Hadi akşama görüşürüz hadi. Tamam ne yapalım? Geç kalmayayım mı? Yok yok. Abi. Elif kızım bu deli sana emanet. Merak hadi etme görüşürüz. Muhalla teyze. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Söyle bakalım nereye gitmek istersin? Nereye istersem gidecek miyiz? Nereye istersen. Derken 240 hayır oyu çıktı. Yeni hükümet için bugün sabahlara kadar çalışma yeter artık. Biliyorsun gençleşmiyoruz. Kendine biraz vakit ayırman lazım. İşte tam orası. Biraz daha bastır. Bak aslında bu masajın alası şu yeni açılan spa'da varmış. Çok güzel bir Çin masajı yapıyorlarmış. Hadi sana bir randevu alayım. Yok kalsın. İstemem öyle alengirli masajlar falan.
Yok mumlar, kokular, müzikler falan. Babadan kalma bildiğimiz masajın suyu mu çıktı? Ah, biraz da sol tarafa yapar mısın? Hiç denedin mi ki? Bir kere denemelisin babacığım. Bu masörler işinin ehli gerçekten. Neyse, dün geceki tanıtım da iyi geçti. Bir aksilik çıkmadı Allah'tan. Hosteslerin kıyafetleri de çok beğenildi. Sevindim, tebrikler. Aa, çok bastırdın. Sana ılık bir banyo çok iyi gelir. Hadi hazırlayayım. Hadi bakalım. Arşivlerde belgeleriyle mevcuttur. Siyasi diyalog için önce Ermenistan'ın soykırım iddiasından vazgeçti. Hastaneye aradım. Durumu iyiymiş. Hatta taburcu olmuş bu sabah. Sadece bir kaza şoku. Neyse ya. Bütün gece uyuyamadım biliyor musun? Ben de. Öylece yerde yatan adamın hali gözümün önünden gitmedi bir türlü. Sana söyleyemedim ama aklım çıktı yani. Sen olmasan dağılmıştım ben. Neyse, büyük bir şey atlattık. Evet. Anlatın bakalım. Neler oluyor? Ne demek neler oluyor? Siz benim gözlerime bir bakar mısınız? İki kardeş gizli gizli konuşmalar, fısıldaşmalar. Ömer Bey'in dünden beri ağzını bıçak açmıyor. Evet. Sizi dinliyorum. Pes vallahi anne, senden korkulur. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.